arkadaşlar, Miraç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün edebiyat dersiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz zaten literary periodlardan bahsediyorduk. İlk olarak Old English'ten sonra Middle English'ten sonra Rönesans'tan ve Neoklasik dönemden bahsetmiştik. Bugünkü konumuz da Romantic periyot olacak. Romantic periyot zaten 1785 ve 1837 yıllarını kapsayan bir dönemdir. Önce geçenki dersimizdeki neoklasik dönemi bir tekrar edelim. Neoklasik dönem 3'e ayrılıyor demiştik ve 1660-1785 yıllarını kapsıyordu. Restoration dönemi vardı, Augustan Age vardı ve The Age of Sensibility vardı bu dönemde. Restoration döneminde yine 1660 ve 1700 yıllarını kapsayan dönemde İngiltere'de iç Savaş çıkıyordu ve bu dönemde tahta 1. Charles vardı. 1. Charles idam edildikten sonra yerine oğlu geçmişti ve bu dönem başlamıştı. Restoration dönemi bu şekilde başlamıştı. 2. Charles döneminde İngiltere'de Black Death yani kara ölüm dediğimiz bir hastalık vardı. Aynı zamanda büyük bir Londra yangını çıkmıştı. Onun dışında edebi olarak gelişmeler yaşanmıştı. Bu dönemde İngiliz toplumunda bir ahlak düzeyinde düşme meydana gelmişti ve bu düşüklük komedyalara yansımıştı demiştik. Onun dışında 18. yüzyılın ilk yıllarında zaten bu ahlaki düşüşler tekrardan önem kazanmaya başlamıştı. Bu dönemde Comedy of Mannerslar önemliydi ve Fransa'nın etkilerini görebiliyorduk. Aynı zamanda da özgür düşünce hakimdi. Diğer dönemimiz Augustine Age'di ve bu dönemde yine romanın yükselişinden bahsediyorduk. İlk romanımız Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'du ve 1719 yılında yayınlanmıştı. Bu dönemde neoklasik akımın etkisiyle eserler yazılmıştı ve edebiyata bazı görüşler vardı. Bu görüşler önemli olduğu için bunlardan da bir bahsedelim. Bu dönemde biçimin içerikten daha önemli olduğu, edebiyat ürününün biçim açısından kusursuz olması gerektiği ve duygunun değil de aklın ön planda olduğu, aynı zamanda nesnel eserler, yani yazarların daha doğrusu nesnel olması gerektiği uygulanmıştı. Zaten biz diğer dönemimiz olan The Age of Sensibility'ye de baktığımız zaman 3'e ayrılıyor demiştik. Burada da bir aydınlanma çağı, Enlightenment dediğimiz bir dönem vardı. Bu dönemde 1745-1785'i oluşturuyordu. Zaten ikinci Charles ya da Black Death, Suffering from a Plague ya da Big London Fire gibi keywordsleri gördüğümüz zaman bu Restoration periyottan bahsetmemiz olasıydı. Aynı zamanda John Dryden dediğimiz bir yazar vardı ve All for Love adlı eseri de yine Restoration döneminde yazılmış eserlerden bazılarıydı. Hatta en önemlilerinden biriydi. Yazarlara ve şairlere girmeyeceğim. Şimdi romantik dönemle kaldığımız yerden devam edelim. 5. dönemimiz the romantic periods. Yani bu dönem 1785 ve 1837 yıllarını kapsayan dönemdir. Zaten romantizm 18. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da ortaya çıkan sanatsal ve edebi bir harekettir. Romantizm kavramı romance dediğimiz sözcükten gelmektedir ve romantizmin zaten anlamına bakacak olursak da duyguların, hislerin, hayal gücünün edebiyatta yeniden dirilişidir diyebiliriz. Zaten romantik periyotta aşina olduğumuz bir kavramdır diyebiliriz. Romantizm klasik roman akımına tepki olarak doğmuştur. Zaten bunlar birbirine ne karşıttır? Birinde akıl ön plandayken birinde daha çok duygular ön plandadır diyebiliriz. Klasizm mutlak monarşi döneminin eseriyken romantizm ise zıttı olarak hürriyet, eşitlik ve demokrasi arzularının eseridir diyebiliriz. Ve romantiklerin görüşüne göre romantikler şunu savunuyor yani en iyi kural kuralsızlıktır diyor insanın duygularını, hayal gücünü aynı zamanda insanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle gerçekleşebileceğini savunur. Yani kısaca en iyi kural kuralsızlıktır der ve bu kurallara karşı çıkar. Zaten insanın hayal gücünü kullandığı zaman ya da duygularını kullandığı zaman herhangi bir kuralında etki etmeyeceğini savunur. Zaten romantik dönemde 1798'de William Wordsworth'un The Lyrical Ballads dediğimiz eseriyle yayınlanmasıyla başlamıştır romantik dönem. Bu eser çok önemlidir. Yazarını ve kendisini bilmemiz bizim için iyi olacaktır. Bu dönemin en ünlü isimlerinden William Wordsworth şiirlerinde tabiata karşı kutsal saygı düşüncesini benimsemiştir ve şiirlerinde doğaya olduğu gibi yani yapmacık olmadan ele almaya çalışmıştır. Zaten romantizm akımı değişik ülkelerde farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Yani her ülkede aynı etkiye, aynı sonuca sahip değildir. Zaten İngiliz edebiyatında bu durum daha çok şiirde kendini göstermiştir. Başka bir edebiyatta, başka bir eser türündeyken İngiliz edebiyatında şiirde kendini göstermiştir. Çünkü zaten şiir duyguların, düşüncelerin en iyi yansıtıldığı eserlerden biridir. Fransız devrimiyle edebiyat farklı bir boyuta geçmiştir diyebiliriz. Bu dönemde zaten en önemli şairlerden biri olan William Wordsworth, The Prelude adlı eserini yani en uzun şiirini doğa sevgisini ve İngiltere'deki göller bölgesinin güzelliklerini anlatmak için kullanır. Bu güzelliklerinin kendisi üzerindeki derin etkisini dile getirir bu şiiriyle. Zaten Prelude dediğimiz eserde onun en uzun şiiridir. Romantik akımla birlikte şiir dili de tamamen değişmiştir. Zaten romantik akımdan en çok etkilenen şiirken yani en çok dikkat çeken şiirken şiir dilinin de tamamen değiştiğini görüyoruz ve şiirin halkın kullandığı dile yaklaştığını görüyoruz. Çünkü bu dönemde halkın anlaması esastır. Yani halkın anlayacağı basit ve anlaşılır şekilde dil esas alınmıştır ve dilin sade ve anlaşılır olması gerektiği görüşü az önce söylediğim gibi savunulmuştur. Neoklasik dönem şiirinin aksine ise romantik dönem şiirlerinde öznellik hakimdir. Biz zaten tekrar etmiştik az önce. Neoklasik dönemde nesnellik vardı. Bazı kavramlar saymıştık. Romantik dönemde ise öznellik hakimdir. Çünkü romantik dönemde akıl, duygu, düşünce, hayal gücü ön planda olduğu için bunları nesnellikle yapamayacağımız için bu dönemde öznellik hakimdir diyebiliriz. Bu romantik dönemde zaten en uzun üzerinde durduğumuz şair William Wordsworth'tu. Tekrar bahsediyoruz. William Wordsworth is known as the poet of nature and the people. Yani William Wordsworth doğanın şairi olarak biliniyor. Aynı zamanda insanların şairi. Çünkü az önce söyledik zaten doğayı yapmacık olmadan doğal bir şekilde ele aldığı için yine ona aynı şekilde poet of the nature adı verilmiş. Ve Prelude adlı eseri de onun en iyi şiirlerinden biri seçilmiş. The Prelude is considered to be greatest poem of the century. Yani bu dönemde Prelude adlı eser de yine ön planda. Yani biz kısaca William Wordsworth ya da Pirlo'nun adlı eseri gördüğümüz zaman direkt romantik periyoda gitmeliyiz. Bu da bize böyle bir keywords olabilir. Romantizmden bahsettik zaten ama romantizm aynı zamanda yerleşmiş kurallara ve biçimlere, geleneksel duygu ve düşüncelere, kalıplaşmış anlatımlara ve dile karşı çıkmıştır. Zaten biz az önce söyledik en iyi kural onlara göre kuralsızlıktı ve yerleşmiş kuralları reddetmişlerdir. Biçimleri reddetmişlerdir. Gelenekselliği, duygu ve düşüncelere, kalıplaşmış anlatımlara karşı çıkmışlardır. Bunlar tamamen öznellik. Hani tamamen duygu düşünce, hayal gücüne dikkat çekmişlerdir diyebiliriz. Yani onlar kısaca en iyi kural kuralsızlıktır demişlerdir. The artistic and aesthetic freedoms were emphasized in Romanticism in contrast to the ideas of Neoclassicism. Yani dediğimiz gibi bunlar özgürlüğü vurgulamışlardır. Aynı zamanda Neoclassizme karşı çıkmışlardır. Onlara karşılardır diyebiliriz. Romantizmin önemli noktalarından biri de başlıca konuları arasında doğa konusunun işlenmesidir. Zaten bahsettik. En önemli şairlerimiz de şairlerimiz bile doğa konusunu doğal bir şekilde işliyordu ve bu yüzden önemliydi. Doğa onlar için en önemli planlıdır. Zaten doğanın yanında da en çok eser verilen, en çok göze çarpan eser türü de şiirdi yani poetriydi. Eserlerinde benzetmelere, mecazlara, söz sanatlarına fazlaca yer verilmesi, süse ve sanata ne kadar önem verildiğinin göstergesidir. Yani burada şunu söylemek istiyor. Eserlerde söz sanatlarına çok yer verilmiş, benzetmeler kullanılmış, mecazlara değinilmiş. Yani bu söz sanatları çok fazla kullanılmış ve bu yüzden biçim olarak da önemli olduğunun, eserlerin süse ve sanata ne kadar önem verdiğinin göstergesi olabilir. Bu dönemde de zaten gotik roman türüne önem verilmiştir ve bu türde eserler verilmiştir diyebiliriz. Şimdi önemli olan sınavda en çok bu şekilde karşımıza gelen yerlerde Notable Writers and Their Works yani göze çarpan bu dönemin yazarları, şairleri ve onların işleri yani eserleri diyebiliriz. Mesela Proz türünde karşımıza Jane Austen çıkıyor. Jane Austen'ın zaten çok bilindik bir eseri var. Pride and Prejudice dediğimiz eseri yine proz türünde aynı zamanda romantik dönemde yazılmış bir eserdir. Onun dışında yine Jane Austen'ın Sense and Sensibility dediğimiz eseri, Mansfield Park adlı dediğimiz eseri, onun dışında Emma dediğimiz ve de, Persuasion dediğimiz eserleri yine Jane Austen tarafından yazılmış ve proz türünde ele alınmış eserlerdir romantik dönemde çok fazla karşımıza çıkar. Bu eserleri bilmemiz soru çözmek açısından da önemlidir. Prostürünün diğer önemli bir yazarı ise Anne Radcliffe dediğimiz adam. Ve bu adamın zaten bu eserinden daha önce de bahsetmiştik. The Mysteries of Udolpho adlı eseri de yine Prostüründe yazılmış ve A notable writers olarak geçen ve onun eseri olarak geçen bir yazardır bu. Onun dışında bu da yine karşımıza çıkan sorulardan biridir. Diğer prose türünde yazılmış eser ve yazarı ise Sir Walter Scott adlı adamın Waverley. Onun dışında The Talisman ve Ivanhoe dediğimiz eserleri de Sir Walter Scott tarafından yazılmış prose türünde ele alınmış eserlerden biridir. Bunlar prose türleri. Onun dışında yine Proz'dan devam edecek olursak Mary Shelley'nin Frankenstein adlı eseri. Bazı yerlerde Frankenstein diye geçiyor. Bazı yerlerde Frankenstein diye ele alınıyor. Onun dışında Edgar Allan Poe'nun yine The Murders in the Rue Morgue adlı eseri ve The Black Cat eseri, Tales of Mystery and Imagination adlı eserleri de yine Proz türünde romantik dönemde ele alınmış eserlerden bazılarıdır. Devam edecek olursak Poetry'e bakalım. Word'dan sonra poetrie alanında ise karşımıza William Blake çıkıyor. William Blake'in Songs of Innocence adlı eseri ve Songs of Experience adlı eseri de yine poetrie türünde ve romantik dönemde yazılmış eserlerdir. Daha sonra William Wordsworth adlı adamın zaten bahsetmiştik. Lyrical Ballads ve The Prelude adlı eserleri de. Zaten William Wordsworth en önemli yazarlardan biri demiştik. Ve poet türünde yani şair diyebiliriz bu adam için. En önemli şairlerinden biridir. Ve Lord Byron'ın Manfred adlı eserleri yine poet türündedir ve Samuel Taylor Coleridge'ın The Rime of the Ancient Mariner adlı eseri de yine poetry türünde yazılmış eserlerden biridir. Bugünlük dersimizin burada sonuna geldik ama genel olarak bir tekrar yapalım. Biz bugün romantik dönemden bahsettik. Romantizmin romans kavramından geldiğini ele aldık ve 18. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da ortaya çıkan sanatsal ve edebi bir harekettir dedik. Anlamı zaten duyguların, hislerin, hayal gücünün yeniden dirilişidir dedik ve bunlara göre en iyi kuralın kuralsızlık olduğunu savunuyorlar dedik. Ee, onun dışında William Wordsworth adlı şairin bu dönemin poet of nature and people yani bu dönemin en ünlü şairlerinden biri olduğunu gördük. Ve İngiliz edebiyatında romantik dönemde daha çok şiirde kendini belirttiğini onların şiirde kendisini gösterdiğinden bahsettik. Ve daha sonra Fransız devriminin edebiyatı farklı bir boyuta geçirdiğinden bahsettik ve genel olarak eserlerden ve yazarlardan bahsettik. Bu eserlerden Lyrical Ballads ve The Prelude'un William Wordsworth'a ait olduğunu ve romantik dönemi simgelediğinden söz ettik. Ee, onun dışında romantiklerin daha çok öznellikle ilgilendiğini ve neoklasizme karşı olarak duyguların, düşüncelerin ve hayal güçlerinin ele alındığından bahsettik ve dersimizi burada noktalıyoruz. Ee, romantik döneminde burada sonuna geldik. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara veya Instagram hesabımıza yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız derslerimize hızlıca erişebilirsiniz. Anlatılan derslerin notları Instagram hesabımızda post olarak yer alacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.